Herkese merhaba, Alaz Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere daha önce 1 ve 2 yaş için anlatımını yaptığım Popcorn Hırka'nın 3 yaş, 3-4 yaş için ölçülerini ve sayılarını vereceğim. Bu konuda birçok arkadaştan geri dönüş olduğu 3 ve 4 yaş için sayıları kuramadıklarına dair. Bu model hem yaka düşürmesi yaptığımız için hem de popcornların simetrik ve eşit aralıklı olmasını sağlamaya çalıştığımız için sayılara çok bağlı bir model. Ben de bu gelen isteklere cevap olması açısından sadece Irka'nın başlangıç kurulumunu anlatan bir video çekmeye uygun buldum. Umarım faydalı olur ihtiyaç duyan arkadaşlara. Hırkamızı 101 ilmek başlayacağız 3 ve 4 yaş için. Ön parçamız 7 ilmek kenar patımız ve 11 ilmek de düz ilmeklerimiz olmak üzere 18 ilmekten oluşacak. Kollarımız 15 ilmekten oluşacak. Arka parçamız da 27 ilmekten oluşacak. Aralarda yine ikişer ilmek artırma bölgelerimiz yer almakta. Yaka düşürmemizi ilk ilmeğimizi kenardan bu daha doğrusu artırma bölgesinden 3 ilmek sonra uygulayacağız. Yani kenardan 15 ilmek kalmış olacak ilk yaka düşürmesi uygulamamızda. Sonrakileri ikişer ilmek aralıkla yapacağız. Dolayısıyla sonraki ilmeklerimiz kenardan ilmek sayılarımız 13, 11 ve 9 ilmek olacak. Popcorn aralığımız yine 11 ilmek. Araları da 12 satır olacak. Bunun dışında başlangıçta söyleyebileceğim herhangi bir şey yok. İsterseniz hızlıca uygulamasına başlayalım. Dediğim gibi bu sadece başlangıç kurulumunu anlatan bir video olacak. Çok detaylara değinmeyeceğim bu nedenle. Detaylar için Popcorn Hırka videosundan faydalanabilirsiniz. Bu iki videoyu birlikte izlemenizi tavsiye ederim. Burada sadece 3 ve 4 yaş için başlangıç sayılarını ve kurulumunu anlatacağım. Hırkaya başlangıç için 101 ilmek alarak 7-8 sıra kadar bir düz bir ters lastik ördüm. Sonrasında şimdi modelimizi kurmaya başlayacağız. Ön parçamız 7 ilmek pat, 11 ilmek de kenardaki düz ilmeklerimiz olmak üzere 18 ilmekten oluşuyordu. Ben bu 18 ilmeği kenardan düz olarak ördüm. Şimdi ilk artırma noktasındayım. Yani şu iki ilmeğin başındayım. Şimdi burada bir artırma yapacağım. Çok detaylara girmeyeceğim. Sadece artırmaları yaparak göstereceğim. Nasıl yapıldığına dair bilgiler daha önceki videoda mevcut. İlk artırmayı yaptıktan sonra burası artırma bölgem olduğu için bunu anlamak adına bir tane ayrı açı yerleştiriyorum. İki tane aradaki ilmeklerimi örüyorum. Sonrasında çıkışta bir tane daha ilmek artırıyorum. Şimdi bakın şu noktayı tamamladık. Şuradayız. Arada 15 tane düz ilmeğimiz var kol için. Hemen hızlıca onları örüyorum. İlmeği tamamladıktan sonra yine artırma bölgemdeyim. Önce bir ilmek artırıyorum. Araya ayracımı koyuyorum. 2 ilmek artırıyorum. Çıkış artırmamı yapıyorum. Ve şu noktaya kadar gelmiş oluyorum. Şimdi arka parçam için 27 ilmek örüyorum. İlmeği ördükten sonra yine artırma bölgesindeyim. Önceki artırmamı yapıyorum. İşaretimi takıyorum. İki tane ilmek düz örüyorum. Çıkış artırmamı yapıyorum. Ve kol için 15 ilmek daha örüyorum. Beş ilmek ördükten sonra yine öncesi artırmamı yapıyorum. Son işaretimi yerleştiriyorum. İki tane düz ilmek örüyorum. Çıkış artırmamı yapıyorum. Ve şu an kenardaki ilmek sayımı hemen bir sayıp 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 olduğunu görüyorum. Şimdi dediğim gibi İlk yaka düşürmemizi bu noktada yapacağız. İlk yaka düşürmemiz kenardan 3 ilmek ördükten sonra, yani daha doğrusu artırma bölgesinden 3 ilmek ördükten sonra kenardan da yani şu pat noktasından da 15 ilmek kala
olacak. 18 tane olduğu için 3 tane ilmeğimi örüyorum. Kenarda 15 ilmeğim varken geriye dönüyorum. Bakın bu benim ilk yaka düşürmem olacak. Bu uygulamamızın da detayını çok anlatmayacağım. Ana videomuzda var. Ne yapıyoruz? Ördüğümüz ilmeği bu tarafa alıp ipi şöyle geriye çekiyoruz. Alttaki ilmeği şişin üzerine çıkarmış oluyoruz. Bakın iki parça halinde oluştu bu ilmek. Şimdi kalan ilmeklerimi örgünün arka yüzünde olduğum için ters olarak örmeye devam edeceğim. Nereye kadar? İlk baştaki arttırma noktama kadar. Evet, son işaretime kadar ters örerek geldim. İşaretimi geçirdikten sonra kenardaki ilmek sayımı önce bir saymak istiyorum yine. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19. Başlangıçta 18'de bir tane arttırdığımız için bir önceki sırada 19 oldu. Şimdi kenardan 15 ilmek kalana kadar öreceğim. Yani 4 ilmek daha örüyorum bu tarafta. Diğer tarafta olduğu gibi kenarda 15 ilmek kala örgümü ters çeviriyorum. Bu taraftaki ilk yaka düşürmemizi yapmış olacağız. İpi öne alıyorum. Ördüğüm ilmeği sağ şişe geçiriyorum. Ve bakın şöyle bu ipi çektirerek ilmeğimi, bakın şöyle alttaki ilmeği şişimin üzerine çıkartıyorum. Tek ilmeğimi iki parçadan oluşan ilmek haline getirmiş oldum. Şimdi bu yaş grubunda 3 ve 4 yaş grubunda popcornlarımız artırma bölgelerinden önce ve sonra 4. ilmeklerde olacak. 1 ve 2 yaş grubunda hatırlarsanız ana videomuzda 3.lerde yapmıştık. Şimdi 4.de olacak. Bakın artırma işaretimden önce 3 tane ilmeğim var. Bir tane de şimdi buraya geldiğimde artıracağım. Dolayısıyla 4 ilmek olacak. Bu arttırdığımla birlikte 4 olmasını istiyorum. O zaman döndükten hemen sonra, yani geri dönüşümüzü yaptığımız ilmekten hemen sonraki ilmekte popcorn yapacağım. O nedenle tığımı elime alıyorum. Burası, bu sıra hem popcorn sıramız olacak hem de arttırmalarımıza devam edeceğiz. Tekrar özetlersem, lastikten sonra bir sıra popcorn yapmadan sadece artış yaptık. Şimdi ikinci sırada hem popcornları yapacağız hem de artışımıza devam edeceğiz. Şimdi bakın şöyle. Bunu da çok detayını vermek istemiyorum. Sadece uygulamasını yapacağım. 3 tane zincir çekerek popcornumu yapmaya başlıyorum. Bir kere doluyorum. Aynı ilmeğe tekrar batıp 2 kere de çekiyorum. Ve şişte 2 ilmeğe ulaşıyorum. Tekrar 2 kere de çekiyorum. 3 ilmeğim oluşuyor. Bir kere daha yapıyorum. 4 ilmeğim oldu. Bir kez daha yapacağım son kez. Dolayıp 2 kere de çekiyorum bu işlemlerin. Kısaca özeti öyle söyleyebilirim. Şu an tığda 5 tane ilmeğim oluştu. Bunların hepsini birden çekiyorum. Şöyle popcornumuzun formunu da biraz düzelterek şimdi örmeye devam ediyorum. Bakın bu birinci ilmek oldu, popcornun olduğu. 2, 3 ve arttırma noktasına geldim. Şimdilik şöyle bir alayım önce. Bakın şöyle arttırmamı yaptım. Dolayısıyla yine tekrar takalım ayracımızı. Arttırma bölgesinden önce 1, 2, 3, 4. ilmekte popcornumuz oluşmuş oldu. Şimdi aradaki 2 ilmekteyim. Onları örüyorum. Hemen çıkış arttırmamı yapıyorum. Bu ayrıca 2 ilmekten sonraki ilk ilmeğim oldu. 4.de yine popcorn yapmış olacağım. Bakın şu 2 ilmeği saymıyorum. Artırma bölgemdeki ilmekler. Bu 1. oldu. 2, 3, 4.de popcorn yapıyorum. Şimdi bu popcorn yaptığımız ilmekten sonra 11 tane ilmek öreceğim. Araları çünkü ne dedik? 11 ilmek olacak. Şimdi bakın burada 11 ilmek sonra tekrar popcornumu yapacağım bu ilmekte.
Dikkat ederseniz yine arttırma bölgesinden önceki bu üçüncü ilmek, bir tane de burada arttırdığımda yine dördüncü ilmek olmuş olacak. Örmeye devam ediyorum. 2, 3 ve arttırma ilmeğim. Bakın. Bununla birlikte yine popcornumuz arttırma noktamızdan itibaren 4. ilmekte oluştu. 2 tane aradaki düz ilmeğimi örüyorum. Çıkış arttırmamı yapıyorum. Bu aynı zamanda 2 ilmekten sonraki ilk ilmeğim. 1, 2, 3, 4. ilmekte yine popcorn yapıyorum. Örmeye devam ediyorum. 11 ilmek örüyorum. ilmek ördükten sonra yine popcorn yapıyorum. Tekrar 11 ilmek örüyorum. 1, 2. ilmek sonra bakın yine 3 tane ilmeğim kaldı ayrıca. Burada popcorn'u yapıyorum. Bir tane de arttıracağım. 4 olacak. İki tane ördükten sonra toplamda bakın şu an artırma bölgesinden itibaren üçüncü de popcorn. Bir tane daha örersem 4 olmuş olacak. Bir tane arttırıyorum. Böylece 4 oldu yine diğerleri gibi. İşaretimi aldıktan sonra sağ tarafa 2 tane ilmek örüyorum. Yine çıkış arttırmamı yapıyorum. Ki bu 2 tane ilmekten sonra ilk ilmeğim. Dördüncü de popcorn yapacağım. İkinci, üçüncü ve dördüncü de sıra popcorn yapıyorum. Tekrar 11 tane ilmek yoruyorum. On bir ilmek sonra bakın yine ayrıca 3 ilmek kaldı. Popcorn yapıyorum. Kalan 2 ilmeği örüyorum. Artırma noktamdayım. Arttırmamı da yaparak yine popcorn'un artırma bölgesinden önceki 4. ilmek olmasını sağlıyorum. Bakın. İşaretimi sağ tarafa geçirip 2 düz ilmeğimi örüyorum. Çıkış arttırmamı yapıyorum. Bu ilmekle birlikte 4. ilmeğe popcorn yapıyorum. 2, 3 ve 4. ilmeği. Popcorn yaptıktan sonra bakın ilk ilmeğim bir önceki sırada geri dönüş yaptığım, yaka düşürme yaptığım ilmek, ikili ilmek. Onu bakın şöyle birlikte alıyorum. Sonrasında 2 ilmek daha örüyorum. Kenardan ikinci yaka düşürmemiz için 13 ilmek kalması lazım. Hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 13. Evet, burada geri dönüyorum. Şimdi ikinci yaka düşürmeyi yapıyoruz. Bakın ördüğümüz ilmeği sağ şişimize alıyoruz. Şu
ilmeği ipimizi geriye doğru çektirerek 2 ilmek haline getiriyoruz. Sonra kalan ilmeklerimizi yine ters olarak öreceğiz. Nereye kadar? Yine sondaki artırma bölgesine kadar. Sıra sondaki artış noktasına kadar ters örerek geldim. Burada bir önceki sırada geri dönüş yaptım. İlmeğe kadar devam edeceğim yine ters örmeye. Popcornlarımın ilmeklerini ve sonraki ilmekleri biraz bitişik alıyorum. Bakın sonraki ilmeğim zaten geri dönüş yaptığım ikili ilmek. Bunu da bu iki ilmeği bakın böyle birlikte yine sıkı bir şekilde örüyorum. Şimdi ikinci yaka düşürmeyi 2 ilmek sonra yapıyorduk. 2 ilmek daha örüyorum. Ve şu an kenarda 13 ilmek kaldığından emin oluyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 13. Evet ve geri dönüyorum. Bakın her iki taraftan da 2 kere yaka düşürmemizi yaptık. İlk popcornlarımızı da yaptık. Bir sonraki popcornlarımıza kadar 12 satır geçecek. Şu an ikisini ördük. 10 satır daha yani 5 artırma daha yapacağız. Popcorn yapmaksızın. Burada sadece yaka düşürmelerimize devam edeceğiz. Bakın nasıl yapıyorduk? İlmeğimizi öne alıyorduk. Ördüğümüz ilmeği sağ şişe alıp şöyle ipimizle geriye çektirerek 2 ilmek haline dönüştürüyorduk. Bu işlemi yaptıktan sonra şimdi yine artırma noktama kadar öreceğim. Artık popcorn yok bu sırada. Artırma noktama geldiğimde artırmamı yapacağım. Şimdi bu sırayı ben bu şekilde öreyim. Sadece artırma noktalarına geldiğimde öncesinde ve sonrasında 2 ilmeklerin artırmamı yapacağım. Bakın şöyle arttırdım. Ayracımı sağ tarafa aldım. 2 tane ilmeği ördüm. Çıkış arttırmasını yaptım. Bu şekilde popcorn yapmaksızın arttırmalarımı yaparak sondaki geri dönüş yaptığım, yaka düşürme yaptığım ilmeğe kadar geliyorum. Düz örerek son popcorn'a kadar geldim. Onu ördükten sonra 2 tane düz daha örüyorum. Ve bakın sonra bir önceki sırada geri dönüş yaptığım ilmeğe geliyorum. Onu bu 2 ilmeğin içinden birden geçirerek örüyorum. Bir sonraki geri dönüşümü 2 ilmek sonra yapacağım. 2 ilmek daha örüyorum. Ve bu 3. geri dönüşümüz kenarda 11 ilmek kalması lazım. Hemen kontrol ediyorum. 2, 4, 6, 8, 11. Geri dönüyorum. Aynı işlemleri yapacağız. Hızlı hızlı yapacağım o nedenle. İlmeği sağ şişime aldım. Şöyle geriye çekerek çift ilmeğe çevirdim. Sonra ilmeği tekrar öne alıyorum. Ters örmek için ters yüzdeyim çünkü. Ve ters örerek sondaki ayracıma kadar geliyorum. Sıra sondaki ayracıma geldim. Ters örmeye devam ediyorum. Son popcorn ilmeğime kadar. Bakın onu da ördüm. Sonra devam ediyorum. Bir önceki sırada geri dönüş yaptığım ilmek zaten belli oluyor. Bakın çift ilmek şeklinde. Onu da örüyorum bu şekilde. Sonrasındaki geri dönüşüm 2 ilmek sonra olacak. 2 ilmek daha örüyorum. Kenarda 2, 4, 6, 8, 11 ilmeğim olduğunu gördükten sonra tekrar geri dönüyorum. Geri döndükten sonra ipimi öne alıp ördüğüm ilmeği tekrar sağ şişimi aldıktan sonra geriye çekerek bakın bu yöndeki 3. geri dönüşümü de gerçekleştirmiş oluyorum. Şimdi bir kere daha yapacağız her iki tarafta aynı işlemi. Bunun için yine arttırmalarımı yaparak bu sırada sadece arttırmaları yaparak son geri döndüğüm ilmeğe kadar geliyorum. Sıra sonundaki en son kısa satır yaptığım ilmekteyim. Çift olmasından anlıyorum zaten. Şöyle ikisini birden alarak onu da örüyorum. Arkadan 2 ilmek daha örüyorum. Ve kenarda 2, 4, 6, 9 ilmek olduğundan emin olarak son kez bu tarafta geri dönüyorum. Ördüğüm ilmeği sağ şişime alıyorum. Tekrar şu ipimi geriye doğru çektirerek çift ilmeğe dönüştürüyorum. Sonrasında arka yüzde olduğum için ilmeklerimi ters örerek sıra sonunda kısa satır yaptığım ilmeğe kadar geliyorum. Bakın sıra sonunda geri döndüğüm ilmekteyim. Çift ilmek olmasından anlıyorum. Onu iki ilmeği birlikte bu şekilde alarak
Ördükten sonra 2 ilmek daha örüyorum. Kenarda 2, 4, 6, 9 ilmek kalmışken artık son geri dönüşümü yapıyorum. İpi öne alıp ördüğüm ilmeği sağ şişime alıyorum. Ve şu şekilde geriye doğru çektiriyorum. Çift ilmek haline getiriyorum. Sonrasında yine düz örmeye devam ediyorum. Bakın toplamda 4 kısa satırımızı her iki tarafta tamamladık. Yani yaka düşürmemizi tamamlamış olduk. Şöyle biraz daha öreyim. Bakın. Şu başlangıç kısımlarımız, henüz lastiklerimiz daha hiç örülmedi lastikten sonra. Bu kısım duruyor. Ama giderek artan bir şekilde bu kollardaki, arkadaki kısımlarımız bayağı bir ilerlemiş durumda. Yaka düşürmemizi tamamladık. Şimdi ikinci popcornlarımızı yapana kadar bu şekilde arttırmalarımızı, ön yüzden arttırmalarımıza devam edeceğiz. Popcornlarımızın arası 12 satır olacak. Bu 6 arttırma sırası demek. Çünkü sadece ön yüzlerde arttırıyoruz, arka yüzlerde arttırmıyoruz. Yani toplamda ilk popcorn yaptığımız sırayla birlikte toplamda 6 tane arttırma yapmış olmamız gerekiyor. İlk popcornu bir sıra arttırmadan sonra yapmıştık. Yani başlangıçta hatırlarsanız 7 artı 11, 18 tane önde ilmeğimiz vardı. Bir kere arttırdık, 19 oldu ve popcornlara başladık. 6 kere daha arttırdığımda 25 olduğunda, yani şu ayracıma kadar, ilk ayracıma kadar toplam ilmek sayım 25 olana kadar arttırmaya devam edeceğim. O durumda toplam 12 sıra geçmiş olacak popcorn'dan itibaren. 25 olduğunda bu ön parçadaki ilmek sayımız ikinci popcornlarımızı yapacağız. O zamana kadar ön sıralarda arttırma yapıyorum, arka sıralarda ters örerek devam ediyorum örmeye. Evet, bir önceki popcornlarımızdan itibaren toplamda 12 sıra oldu. Bunu bir önceki popcornu yaptığımız sıradan itibaren bu düz ilmekleri sayarak bulabileceğiniz gibi başlangıçtaki ilk işaretimize kadar olan ilmeklerinizi sayarak da bulabilirsiniz. 25 ilmek olmalı. 18 ilmekle başlamıştık ön için. 7 tane arttırma yaptık. 25 oldu. İlkini hatırlarsanız popcorn'dan önce yapmıştık. Kalan 6 taneyi de popcorn'la birlikte yaptık. Artı 6 artırmayı, dolayısıyla 12 sıra olmuş oldu. Şimdi bu sırada yine popcorn yapacağız. Hemen kısaca nasıl yapacağımızı, hangi ilmeklerde daha doğrusu yapacağımızı anlatayım size. Şöyle ilmekleri alalım. Önce kenardan ilk 7 ilmeğimi, haroşa çünkü bunlar, örüyorum. Sonrasında bakın, ilk popcornu yaptığımız ilmeği buluyorum. Bakın, şu ilmek görünüyor zaten. Şu ilmek de popcornumuz. Bunun karşılığını buluyorum. Bu ilmek. Bundan itibaren 6. ilmek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şu ilmekte popcorn yapacağım. Zaten de bakın, bu ilmeğim haroşadan sonra 4. ilmek oluyor. Ne yaptık biz? Hep zaten artırma bölgemizin öncesi ve sonrasında da 4. ilmeklerde popcorn yapmıştık. Burada da aynı şekilde simetrik olarak 4. ilmekte popcornu yapacağız. O zaman ilk 3'ünü örelim. 4. popcornumuzu yapalım. Şimdi popcorn yaptığımız ilmekten sonra 11 ilmek örüyorum. ördüm. Bakın, arttırma bölgeme 3 var. Bir tane de arttırdığımda yine 4 olacak. Demek ki bu ilmeğim de popcorn ilmeği. Burada da popcornumu yapıyorum. Sonraki ilmeklerimi örüyorum. Arttırma noktasındayım. Arttırmamı yapıyorum. İki ilmeğimi örüyorum aradaki. Tekrar arttırmamı yapıyorum.
Bu arttırma yaptığım ilmek 2 ilmekten sonraki ilk ilmeğim oldu. 2 3 4. ilmeğe tekrar popcorn yapıyorum. Bunu da yapalım. Sonrasını anlatacağım sadece. Evet, bunu da yaptık. Şöyle bir 11 ilmek daha öreyim. Evet, 11 ilmek yaptım. Şimdi bu yine popcorn ilmeğim olacak. Bakın şurada yine bir doğrulama yapalım. Bir önceki popcorn'un yapıldığı ilmeği yine şöyle bakın takip ederek buluyorum şu ilmek. Bakın şu. Bundan itibaren 6. ilmekte olmalıydı sağ ve sola doğru. Bakın 1 2 3 4 5 6. ilmekte. Zaten kenardan bu 2 ilmekten sonraki 4. ilmekle aynı ilmek oluyor bu. Aynı şekilde yine bu bir önceki popcorn'un ilmeğinden sonraki sola doğru 6. ilmekte de popcorn olacak. 5 tane oldu. Ördük. Bunda popcorn olacak. Aynı şekilde bu ilmek yine bu ikisinin ortasındaki ilmek. Sonra devam edeceğim. Bunu yaptıktan sonra 11 tane ilmek öreceğim. Tekrar popcorn yapacağım. O da kenardan 4. ilmek olacak. Bu ikili ilmeklerden. Sonra aynı şeyleri yapmaya devam edeceğim. Yine bu ikinci 2 ilmekten sonraki 4. ilmekte. Sonra 11 ilmek sonra. 11 ilmek sonra bu ikilerin ortalarına gelecek şekilde. Tekrar 11 ilmek sonra bu ikiliden önceki 4. ilmek olacak şekilde. Sonra yine ikiliden sonraki 4. ilmekte. 11 ilmek sonra bunların ortasında. 11 ilmek sonra bu ikiliden önceki 4. de. Sonra tekrar bu ikiliden sonraki 4. de. 11 ilmek sonra orası da bu haroşadan önceki 4. ilmek olacak. Bu ilmeklerde popcornlarımızı yapacağız. Böylece düzgün bir şekilde popcornlarımızı yerleştirmiş olacağız. Ben bu sırayı tamamlayayım. Böylece bu uygulamamızı da tamamlamış olalım. Evet, ikinci popcorn sıramızı da tamamladık. Bakın popcornlarımız düzgün bir şekilde yerleşti. Ortadaki bu 2 ilmeklerden itibaren 4. ilmeklerde. Yine bu patlardan, haroşo ilmeklerimizden itibaren de her iki tarafta yine 4. ilmeklerde popcornlarımız oluştu. Bu şekilde örmeye devam edeceğiz. 3. popcornlar için arada yine 12 sıra örmüş olacağız. Yani 6 arttırma sırası. Sonrasında 3. popcorn sırası uygulanacak. Bu şekilde örmeye devam edilecek. Dediğim gibi bu videoda sadece 3-4 yaş için bu popcorn model kurulumunun ve yaka düşürme kurulumunun yapılışını anlatmak istemiştim. O nedenle burada videoyu noktalayacağım. Sadece robo uzunluğu ile ilgili de bilgi vereyim. Daha önce hatırlarsanız bu 1 yaş için ördüğümüz robamız, bakın şöyle ölçersek yaklaşık 11-12 kola kadar, 11-12 santimetre kadar olmuştu. 3-4 yaş içinde bunu 13 santimetre gibi düşünebiliriz. 1-2 yaşta 20 artırma yapmıştık. Muhtemelen 22 ya da 23 artırma yeterli olacaktır. Böylece bu videonun sonuna gelmiş olduk. Umarım bundan sonraki videolarda farklı modelleri tekrar birlikte yapma şansımız olur. İnşallah yardımcı olabilmişimdir. Dediğim gibi bu konuda soru soran çok arkadaşım olmuştu. Umarım onların sorularını cevaplamış olmuşumdur bu video ile birlikte. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımı takip etmeyi unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar şimdilik hoşça kalın. Sevgiyle kalın.